Ve gidiyoruz şimdi Norsiyem'e. Norsiyem'de Barışcan Yücel bizleri bekliyor. Bakalım onlar kur tarafı için nasıl bir öngörüye sahipler. Barışcan 3.10'lar civarında salınmaya devam ettiğini görüyoruz dolar TL'nin. Öncelikle dün akşamki o sıçrama 3.11.30, 3.11.40 oralara kadar bizi götüren sıçramayla ilgili bir fikriniz var mı? Orada bir yanlış emir ya da tek bir işlem böyle bir şey mi vardı? Likidenin düşük olduğu saatlerdi çünkü. Sonrasında da bugün geldiğimiz seviyeyi nasıl görüyorsun? Evet Açıl, aslında 17.30 civarında öyle bir fiyatlama yaşandı. Yanlış emir girişi de olabilir. Musul operasyonunu fiyatlamaya çalışıyor da olabilir piyasa. Likitte eksikliğinin olduğu bir anda yaşanan bir yukarı yönlü ani atak yaşandı. 1.11.30 seviyesini tekrardan 3.11.30 seviyesini tekrardan kıramadığını ve bu seviyeden de tepki satışlarına maruz kaldığını gördük. Kur şu anda 3.10 seviyesine yakın bir şekilde dengeli ve yatay eksenli seyrine devam ediyor. Teknik açıdan kurda bir tepki satışlarının gelmesini bekliyoruz aslında. Fakat yurt içi dinamikler, Musul operasyonu olsun, jeopolitik riskler olsun, güney sınırındaki ve başkanlık seçimine dair gelişen siyasi belirsizlikler, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine, devam etmesine neden oluyor. Dolar Asya seansında Yeni Zelanda doları karşısında başlattığı değer kaybını bugün gün içinde hem tüm majörler ve bütün gelişmekte olan para, ülke para birimleri karşısında değer kaybına devam etti. Bir tek dolar TL burada Türk lirası negatif ayrışıyor gelişmekte olan ülke para birimleri arasında. En kötü performansı gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni dolar değer kaybetmeye başlamışken dolar TL'nin satıcılı seyre bürünmemesinin nedeni iç dinamikleri fiyatladığımız ve TL'de yurt içindeki siyasi ve jeopolitik risklerin, belirsizliklerin devam ettiği sürece yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu söyleyebiliriz. 3.11.30 iki defa test edilen ve önemli bir direnç seviyesi olarak, yeni rekor seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. 3.11.30 seviyesi yukarı yönlü sert bir şekilde kırılırsa ABD'den enflasyon verisi gelecek. Enflasyon ve çekirdek enflasyon verileri hem Fed'in uzun ve orta dönemde atacağı adımların öncesinde çok dikkat edilmesi gereken Fed'in ve küresel piyasaların ciddi bir şekilde takip ettiği bir veri. Beklentilerin üstünde gelir, enflasyon hedefine yakın bir şekilde değerlenirse dolar TL'de hali hazırda yurt içi risklerin devam ettiği TL'nin satış baskısının daha da sertleşeceğini ve dolar TL'nin yeni rekor seviyelere ulaşacağını söyleyebiliriz. Ama beklentiler dahilinde veya da beklentilerin altında bir ABD'den enflasyon verisi gelirse zaten dolar endeksi 98 evet. seviyesinden aşağı yönlü baskılanmaya başladı. 97-20'lere doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Bu da kuru 3.05-3.06 bandında dengelenmesine neden olabilir. O yüzden hem ABD verisini hem de yurt içindeki siyasi ve politik gelişmeleri dikkatli takip etmemiz gerekmektedir. Barışcan Yücel, çok teşekkür ediyoruz sana bu değerlendirmeleri ve yorumları bizlerle paylaştığın için. Şimdi kısa bir reklam aramız.